her bir köy, geçmiş bir tarihin adeta ayak seslerini aksettirir. Kim bilir hangi efsanelere, hangi destanlara konu olmuş bilinmez. İlçenin genellikle büyük bir çoğunluğu örneğine çok rastlanan düğün adetlerini yaşıyor kadın hanımda. Öncelikle tavsiye üzerine damat adayının annesi kızı görür. Gelişmeler olumlu yönde olursa kız ve erkek tanıştırılır. Daha sonra kız ailesinden istenir ve belli bir süre beklenir. Cevap müsbet olacaksa damat adayı ve ailesi ikinci defa kız evine davet edilir. Akabinde söz kesilir ve tatlı yenir. Bir süre sonra da nişan töreni gerçekleşir. Nişan töreni çoğu zaman kız evinde yapılıyorsa da bazen de düğün salonları mekan olarak seçilir. Bu süreç içinde gelin adayına takılar takılır. Düğün öncesinde yeni kurulan yuvanın ihtiyaçları büyük ölçüde gelin ve damat adayının aileleri tarafından temin edilir. Düğünler genellikle çarşamba, perşembe ya da bazı düğünlerde cuma gününden başlar. Geleneksel tarzda eğlenceler olur. Yemekler yenir. Toyga çorbası, üzeri etli pirinç pilavı, ekmek kadayıfı, bamya çorbası, bulgur pilavı gibi yemekler afiyetle yenir. Bu çerçevede kadın ve erkeklerin ayrı mekanlarda eğlendikleri görülür. Pazar günü saat 10 ya da 11 civarında gelinin oğlan evine konvoyla getirilmesiyle son bulur. Dünya işleri denince hemen akla yemek geliyor. Kadın hanlılı hanımların bu hazırlanışı kolay el yemeğinin peynirli, tahinli, ıspanaklı, patatesli ve hatta mantarlısı bile yapıldığı gibi üstelik de çok doyurucu. Özellikle tahinli pidesinin önemi bambaşka yeri var kadın hanında. Kadın hanı tahinli pidesi bir porsiyonu yaklaşık 730 gram, kalınlığı 10 ila 15 mm ve çapı 35 ila 40 cm olan un, tahin, kaymak ve tereyağı ana ham maddesiyle oluşturulan, fırında pişirildikten sonra isteğe bağlı olarak ılık, soğuk veya üzerine şerbet dökülerek tüketilebilen bir pide çeşidi. 1950'li yıllarda ilk olarak kadın hanında yapımına başlanan ve ilçeye özgü bir lezzet olan kadın hanı tahinli pidesi, Türk Patent Endüstrisi'ne tescillenmesiyle birlikte kendisine bir de kimlik kazanır. Gerekli bütün laboratuvar çalışmaları ve değerlendirmeleri yapıldıktan sonra coğrafi işaret tescilimiz tescil edildi. Dolayısıyla kadın hanı tahinli pidesi sadece kadın hanı ilçe sınırları içerisinde yapıldığı tescillenmiş oldu. Tahinli pide için festivaller düzenlenir. Şöhreti ilçe sınırından taşıp ulaşır ta ötelere. Kadın hanının olmazsa olmaz olur, meşhur olur tahinli pide. Gerisi afiyet olsun. Kadın hanında doğum adetlerinde, asker uğurlamalarında, dini bayramlarda ve sünnet düğünlerinde genellikle kendine has adetler yaşanırken her halükarda da yemekler verilir. Bu sünnet merasimi Kadın Hanı Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği sünnet şöleni şeklinde de uygulanır. Kadın Hanı'nda ilk gazete 1975 yılında Kadın Hanı Postası adıyla çıkar. Ömrü çok kısa olur. Aradan uzun zaman geçtikten sonra Kadın Hanı Güncel Gazetesi, Kadın Hanı'nda çıkan en uzun ömürlü gazete olur. Kadın Hanı Sözcü Gazetesi, Kadın Hanı'nda çıkan yine uzun ömürlü gazetelerden biridir. 31.1.2008 tarihinde çıkmaya başlar. Kadın Hanı'nda 8. Gün Gazetesi, 19.7.1993 tarihinde yayın hayatına haftalık gazete olarak başlar. Haber Kadın Hanı Gazetesi 13.8.2009 tarihinden beri yayın hayatına haftalık gazete olarak devam eder.
kadın hanında futbol 1930'lu yıllarda başlar. 1951 yılında ise siyah beyaz renkleriyle kadın hanı spor olarak resmi hüviyetine kavuşur. 1998 ila 1999 yılında da adı kadın hanı belediye spor olarak değiştirilir. Ve 1994'te şampiyon olurken aradan geçen 22 yıl sonrası bu şampiyonluk sevinci tekrar yakalanır. Hatta Ünal Karaman gibi milli takımda kaptanlık derecesine kadar yükselen milli oyuncu bile yetiştirilir. İlçe genelinde okuma yazma oranı %98'e ulaşır. Eğitim konusunda yöre halkına ve öğrencilere büyük teşvikler verilip kurslar açılır. Kadın hanında modern bir yapıya sahip halk kütüphanesi de bulunmaktadır. Kadın hanında faal durumda olan 31 ilköğretim okulu, 6 lise ve bir yüksek okul vardır. 2011 verilerine göre 450 öğretmenin görev yaptığı ilçede yaklaşık 7500 öğrenci eğitim görmüş. ...1993-1994 eğitim öğretim yılından beri faal olan Kadın Hanı Meslek Yüksek Okulu'ysa ilçeyi eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden olumlu şekilde etkilemiştir. Meslek Yüksek Okulu'nda da 2011-2012 eğitim öğretim yılında 1559 öğrenci eğitim görmüştür. Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslar verilen eğitimlerle ivme kazandırmaya devam ediyor. Ayrıca ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğrenim için dershaneler eğitime katkıda bulunuyor. Sağlıkla ilgili önemli bir problemin bulunmadığı ilçede bir hayırsever tarafından yaptırılan 34 yataklı devlet hastanesi bulunmaktadır. Hastane bünyesinde B tipi 112 acil servisinin yanı sıra pek çok branşta doktor görev yapmaktadır. İlçede aile ve toplum sağlığı merkezi ile bu merkeze bağlı 9 sağlık evi vardır. Kadın Hanı, Cumhuriyet dönemi yıllarında yani idari yapılanma çerçevesinde ilçe merkezi statüsünde kalmış. İlçenin en üst düzey kamu görevlisi olan kaymakamlar uzun yıllar bu huzur beldesinde hizmetlerini veriyorlar. Güvenlik ve adalet için ilçenin emniyet amirliği, adliye sarayı, hükümet konağı, Garnizon Komutanlığı, Özel İdare Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Türkiye Mahsulleri Ofisi Ajans Amirliği, MEDAŞ hizmet vermektedir. ...1883 yılından beri belediye olarak idare edilen Kadın Hanı'nda belediye hizmetleri ilçenin hızlı kalkınmasına sıfır borçla öncülük ederken diğer ilçelere de en güzel örnek teşkil etmiş oluyor. Kadın Hanı Belediye Başkanı Sayın Hulusi Çökgel ise görevi geldiğimiz günden bugüne kadar Kadın Hanı ilçemizin kalkınması, hemşehrilerimizin refahı ve kaliteli yaşam standartlarını artırmak için çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz derken halka hizmetin bir göstergesi olmuştur. Sadece 2009-2013 faaliyetleri arasında ilçenin
başlıca sorunları tespit edilmiş, bir bir hayata geçirilmişti bile. İşte jeotermal sondaj kuyu projesi. Kadınhanı Belediyesi tarafından Meydanlı Köyü mevkiinde yürütülen jeotermal sıcak suyun çıkarılması, Kadınhanı ekonomisi adına başlı başına büyük bir gelişme. Belediye tarafından sondaja başlandı ve beklenen sonuç elde edildi. Tarımı desteklemenin yanı sıra turizmi de desteklemek adına kablıca amaçlı olabileceği gibi seracılık ve şehir ısıtmacılığında da kullanılabilecek. Yine Kadınhanı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen biriket kömür üretim tesisi hayata geçirilmiş. Çiftçilerden topladıkları sapları belli bir ücret karşılığında alarak biriket kömürü haline getirmiş. Hem de normal bir kömürün yarı fiyatına satın alınacak ekonomik düzeyde. Türkiye'de bir ilk olan tesisin ilk etaptaki üretim kapasitesi 20 bin ton. Hazır beton santrali ve kilitli parke taşı üretim tesisi Kadınhanı Belediyesi bünyesinde kurulmuş, hazır beton, parke taşı ve bordür üretimi yapılabilen kilit taş makinesi kurulması ve şu an faal durumda olması da kayda değer. Saatte 60 metreküp beton üretimi yapan hazır beton santrali ve saatte 800 metrekare parke taşı ve bordür üretimi yapabilen kilit taş makinesi kurularak faaliyete geçirildi. Bu bağlamda belediyenin kendi yapacağı toplu konut projelerinin hayata geçirilmesi adına elini güçlendirecek bir avantaja sahip oldu. Ayrıca üretim fazlasını da talep eden vatandaşlara satışıyla belediyenin bütçesine büyük katkıda bulunuldu. Buğday pazarı projesiyle bölgedeki mevcut ambarlara ilave olarak 7 adet tahıl ambarı yapıldı. Bu sayede çevre ilçelere giden çiftçi ürününü bizzat kendi ilçesinde değerlendirmiş oldu. Ekmek fabrikası projesi sayesinde dışarıdan gelen ekmek artık belediye ekmek fabrikasınca sağlanır oldu. Günlük 15 bin ekmek üretim kapasitesine sahip belediye fırını 1.8.2011 tarihi itibarıyla hizmete sunulmuş oldu. İlçede sosyal ve kültürel alanda, örneğin Ramazan etkinlikleri programı ilk kez yapılarak çok sayıda halkının katılımı sağlanırken, tasavvuf konseri ve sema gösterisi beğeniyle izlendi. Tam donanımlı itfaiye hizmet aracı, greder, 2 adet kazıyıcı yükleyici kepçe, 1 adet silindir, 2 adet mikser, 1 adet beton pompası, 2 adet platformlu hizmet aracı, 1 adet cenaze aracı ve 2 adet 16+1 kişilik nakil aracıyla araç filosunu genişletti. Bütün güzelliklerin buluştuğu Sultanlar Şehri Kadınhanı. Yalnızlığın ötesinde huzuru arayanların gezegeni. Burası senin ülkenden bir parça. Destanları onun senaryolarından oku. Hani bir atasözümüz vardır. Görünen köy kılavuz istemezdi. Ne denir? Bazı yıldızlar diğerlerinden daha parlaktır. Burası varlığıyla milli ve manevi ruhları ihya eden ve asırlara meydan okuyanların ilçesi. Kadınhanı. Senin kadrini bilenler, seni sevenler ve tarih seninle gurur duyuyor Kadınhanı. Selam sana.